Yılın ilk haftasından merhaba sevgili dostlar. Yılın ilk yıldızların dili programı ile karşınızdayım. Ben astrolog Yasemin Sürer. Yılın ilk haftasında 3-9 Ocak haftasında biz neler bekliyor? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Yılbaşından hemen iki gün önce 29 Aralık tarihinde şans, bereket ve bolluğun gezegeni Jüpiter kova burcundan çıkıp yönettiği balık burcuna geçiş yaptı. Ve 11 Mayıs'a kadar balık burcunda hareket edecek. 11 Mayıs'tan sonra Koç burcuna geçtikten kısa bir süre sonra 28 Ekim tarihinde tekrar Balık burcuna geçip 20 Aralık tarihine kadar tekrar Balık burcunda ilerleyecek. Jüpiter Balık transiti ile zor geçen bir yılın ardından bize tekrar sevgi, umut, inanç ve güven verecek yeni bir sürece başlamış olduk. Bu enerji bizde birlik bilincine anlayış ve barış duygularını yükseltecek. İnsanlarla bir arada olmak ve onlara değer vermek tekrar odağımıza girerken insanlara daha fazla merhametli ve anlayışlı davranmaya başlayacağız. İnsanla yardım etme isteği ve faydamızın dokunması için içten gelen bir istek duyacağız. Jüpiter balık transiti taç çakramızı aktive edecek. İlahi güçle ve de ruhumuzla bağlantımızı bilinçli bir şekilde güçlendirebileceğiz. Dua, meditasyon, ruhsal çalışmalar ve spiritüalizme ilgimiz artacak. Zihin, beden, ruh uyumu için bunları hayatlarımıza entegre etmemiz bize çok iyi gelecek. Birlik bilince ve hepimizin görünmez bağlarla birbirine, birbirine, bağlı olduğunu anımsayacağız ve itirak edeceğiz. Dikkat etmemiz gereken kısım ise Jüpiter büyüten bir etkiye sahip olduğundan iyi de kötüyü de büyütebilir. Kişi ve olaylara bağımlılıklar, fazla rehavet ve tembellik yapma, gerçeklikten hayal dünyasına kaçma isteği ve madde dünya ve maneviyat arasında dengesizlikler oluşabilir. Bunu dengelememiz önem arz edecek 2022 yılı boyunca. Yeni başlayan süreçte insani duygularımız, sezgilerimiz, ilham ve yaratıcılığımız yükselirken hayatın gerçeklerini görmezden gelmeyip sorumluluklarımızı yerine getirip çalışıp ve üretmeye devam ettiğimiz takdirde Jüpiter Balık transiti hayatlarımıza Şifa, şans ve fırsatları getirecek. Başta yükselen ve burcu Balık, Yengeç ve Akrep olanlar çok şanslı destekler alırken tüm burçlar bireysel haritalarınızda Jüpiter'in transit yapacağı alanlarda bu etkileri deneyimleyeceksiniz. Geçen haftaki videomda tüm burçların nasıl etki alacağını anlatmıştım. Hatırlamak için tekrar açıp izlemenizi tavsiye ederim. Evet, geçen haftanın son gününde yılın ilk yeni ayı Oğlak burcunda gerçekleşti ve bu hafta bu yeni bu yeni ayın etkileri içinde olacağız ve deneyimleyeceğiz. Yeni aylar başlangıçlar içerir. Başlangıç zamanlarıdır ve Uranüs'ten güzel bir açı alan bu yeni ay yeni yıla uygun hızlı başlangıçları ve yenilikleri beraberinde getirecek. Yani bu hafta hedeflerimiz, kariyerimiz için mantık odaklı kararlar alıp harekete geçebileceğiz. Uzun vadeli plan programlar yapmak ve düzenlemeler yapmak adına destekleyen bir haftadayız. Yine aynı tarihte Merkür de artık kova burcuna geçmişti. Ocak ortasında Merkür yılın ilk gir hareketine başlayacak. 14 Ocak'ta bu süreçte tekrar bir Oğlak burcuna dönse de asıl Kova burcunda yolculuğuna devam edecek ve tam 10 Mart'a kadar Kovada ilerleyecek. Bu da bizim geleceğe yönelik amaçlarımız için planlar yapmak, vizyonumuzun genişleyeceği, yenilikçi ve orijinal fikirlere son derece açık olacağımız bir süreçte olduğumuzu anlatmaktadır. Sosyal çevremiz, arkadaşlarımız bizim için daha önemli olacak. Onlarla paylaşımlarımız artacak. İnsan hakları ve toplumsal konular ön plana çıkacak. Yine uzay, astroloji ve teknolojik yenilikler hızlanacak ve bunlarla daha fazla ilgileneceğiz. Bu haftaya gelecek olursak, Venüs halen geri hareketine devam ediyor. Plüton'un yakın markajında e, biliyorsunuz, ancak 29 Ocak'ta geri hareketi bitecek. İlişkiler, değer kavramı ve parasal konular ön planda olmaya devam ederken, bu hafta Neptün ve Venüs arasında güzel bir 60 derecelik açı oluşacak ve tüm hafta içi hafta içi günler etkili olacak. İlişkilerde sevgi ve anlayış yükselmeye başlayacak, çözüm odaklı konuşmalar yapabilir. Yine affetme ve barışma temaları ön plana çıkacak. İlişkilerde değer, sevgi ve maddi konuları tekrar bir gözden geçirebilir. Karşılıklı bir empati hissedebiliriz. Bu da tabi güzel, olumlu bir iletişim kurmamıza etki edecek. Zaten cumartesi günü iletişimin gezegeni Merkür ve Şiron arasındaki 60 derecelik açı iletişimimizde ee, konuşmalarımızda iyicil etkileri ortaya çıkaracak. Aldığımız kararlar herkes için daha faydalı olacak ve koşulları iyileştirici bir etki içinde barındırıyor olacak. Hafta sonunda etkili olacak bir de Güneş ve Venüs kavuşumumuz var. Ee, biliyorsunuz Venüs geri harekette dolayısıyla odağımızda yine ilişki ve para konuları geçmiş sorunlara çözüm bulmak adına Destekli, destekleniyor olacağız ve 14 Ocak'ta yılın ilk Merkür retrosu başlayacak. Bu hafta artık yavaş yavaş gölge günleri içine giriyoruz. Merkür geri hareketi 14 Ocak-4 Şubat 2022 arası devam edecek. Bu ne demek? Alacağımız kararlarda yeni gelişmeler ve yeni gelişmeler oluşabilir, yeni koşullar kararlarımızı tekrar bir gözden geçirmemizi gerektirecek. Bu haftayı yine bu haftayı yeni başlangıca için değerlendirebiliriz ama önümüzdeki haftadan itibaren durum ve koşulların değişebileceğine, yeni oluşacak durumlara göre kararlarımızı revize etmemiz gerekebilir ve eksiklerimizi daha rahat göre gör, görmeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar bu hafta son haftalara nazaran kalbimizi daha çok açacağımız, daha ılımlı ve rahat hareket edeceğimiz ama bir taraftan da sorumluluklarımızı unutmadan geleceğe yönelik adımlarımızı planladığımız ve attığımız, mantığı da elden bırakmadan geçireceğimiz bir hafta olacak. Evet, hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen Burç ve Yükselen Burcu'nuza göre dinleyin. Bakalım ocağın ilk haftası bize neler getirecek. Önce size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve Astroloji hakkında daha fazlası ve günlük, günlük yorumlarım için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burcu 2 Ocak'ta gerçekleşen Oğlak Yeni Ayı kariyer ve statünüzle ilgili yeni başlangıçlara işaret etmekte. Bu hafta kariyerinizdeki fırsatları değerlendirmek, yeni görüşmeler yapmak, iş başvuruları yapmak veya da yöneticilerinizle, kariyerinizle ilgili konuşmak için güzel bir hafta. Bunu bu konularda destekleniyorsunuz. Hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz ya da Yeni bir göre göreve atanabilirsiniz. Maddi olarak da size kazanç fırsatları sunabilir bu hafta. Aldığınız kararlarda uzun vadeli düşüneceksiniz. Ama Merkür 14 Ocak'ta geri hareketine başlıyor. Yani alınan kararların yeni koşul ve durumlara göre tekrar bir gözden geçirmesi, tekrar revize edilmesi gerekebilir. Merkür Kova burcuna geçti. Geri hareketiyle birlikte 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Sosyal çevreniz, içine bulunduğunuz topluluklar, dernekler, gruplar ve arkadaşlarınıza hayatınızda ön plana çıkaracaksınız bu süreçte. Bunlardan da ge gelecek, geleceğe yönelik projeleriniz, gerekse kariyeriniz için güzel destekler ve fırsatlar elde edeceksiniz. Ekip çalışmaları için güzel bir süreçtesiniz. Başarılı işlere hep birlikte imza atabilirsiniz. Onlarla fikir ve düşünce paylaşımları size yeni ufuklar açacak. Hafta içi geçerli olacak. Venüs Neptün 60'lık açısı sizi daha dinginleştirecek, daha rahat bir ruh haline sokacak. Kariyerinizle ilgili yöneticilerinizle güzel bir paylaşım, anlaşılıyor olmak size iyi gelecek. Olayları biraz daha akışında akışında yaklaşıp size güzel fırsatların sunduğunu görebileceksiniz. Hafta sonu ise güzel haberler alabilir veya yapacağınız konuşmalar size iyi gelebilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. 2 Ocak'ta gerçekleşecek, gerçekleşen Oğlak Yeni Ayı yurt dışı bağlantılı işler, ticaret, hukuk, eğitim, seyahat gibi konularda size güzel destekler getiriyor. Bu hafta boyunca bu alanlarda yeni girişimler yapmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir eğitime yazılmak, veya seyahate çıkmak için harika bir haftadasınız. Ticari girişim yapmak isterseniz de uygun bir hafta olacak bunun için. Bu tarihte Merkür de Kova burcuna geçti 2 Ocak'ta. Şimdi artık düşüncelerinizi daha rahat ifade etme fırsatı bulacaksınız ve geleceğe yönelik daha fazla odaklanacaksınız. Merkür 14 Ocak'ta geri hareketine başlayacak. Bu sebeple Merkür Kova'da 10 Mart'a kadar kalacak uzun bir süre tabii. Kariyeriniz ve hedefleriniz için aklınıza yenilikçi fikir ve düşünceler gelecek. Bunları ifade edin, değerlendirin ve gerçekleştirin. Kendinizi güzel bir şekilde ifade edebileceksiniz. Söyledikleriniz beklediğiniz etkiyi yapacak. Anlaşılıyor olma hissi size iyi gelecek. Bu haftada karşınıza çıkan fırsatları ertelemeyin, değerlendirin girişimleriniz ve yeni başlangıçlar adına sizin için son derece faydalı olacak. Merkür 14 Ocak'ta geri hareketine başlayacak. Yani alınan kararların yeni koşul ve durumlara göre tekrar bir gözden geçirilmesi gerekebilir. Hafta içi geçerli olacak Venüs Neptün 60'lık açısı sizin sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla güzel bir uyum yakalamanızı sağlayacak ve destekleyecek. Onlar tarafından destek görecek ve paylaşımlarınız size çok iyi gelecek. Hafta sonu konuşmalarınızda ve alacağınız haberlerde iyileştirici etkiler devrede olacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. 2 Ocak'ta gerçekleşen Oğlak Yeni Ayı maddi konularla veya sağlık konusunda size güzel gelişmeleri sunacak. Bu hafta uygulama alanı bulacaksınız. Maddi konularda rahatlamalar yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda da iyileştirici etkiler devrede olacak. Merkür de artık kova burcuna geçti. Buradan siz bir hava burcu olarak güzel destek alıyorsunuz. Merkür burada retro yapacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Düşünceleriniz, ve kararlarınızda daha fazla geleceğe doğru kararlarla hamleler yapabileceksiniz. Hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Merkür 14 Ocak'ta geri hareketine başlayacak. Yılın ilk Merkür Retrosu olacak. Yani alınan kararların yeni koşul ve durumlara göre tekrar bir gözden geçirmesi gerekebilir. Vizyonunuzu geliştirecek eğitimler, araştırmalar yapabilirsiniz. Yazılı sözlü işlerinizde başarılar elde edebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler, ticari girişimler ve hukuki süreçler adına da güzel etkiler alıyorsunuz. Sosyal medya üzerinden işler yapıyorsanız bu süreçte daha rahat ilerleyebileceksiniz. Bu hafta içi geçerli olacak Venüs-Neptün 60'lık açısı Kariyerinizle ilgili güzel etkiler sunacak. Yöneticilerinizle daha uyumlu hareket edebileceksiniz. Kendinizi de daha rahat ifade edebileceksiniz. İşinizle ilgili sizi rahatlatacak maddi veya manevi destekler size iyi gelecek sevgili ikizler. Son haftalara nazaran bu hafta daha iyi hissedeceksiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler 2 Ocak'ta gerçekleşen Oğlak yeni ayı, ilişkileriniz veya işbirlikleriniz konusunda yeni bir başlangıç etkisi yapmakta. Bu hafta var olan ilişkilerinizde bir canlanma etkisi yaratacak. Geçmiş sorunları halledip geleceğe dair yeni kararların alınması da söz konusu. Zira Merkür de 2 Ocak itibariyle Kova burcuna geçiş yaptı. Merkür burada retro yapacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Aynı zamanda yeni ortaklıklar veya iş girebilirsiniz. Orijinal düşüncelerinize, orijinal düşüncelerinizi maddi kazanca çevirmek için de uygun bir zaman dilimi olacak sizler için. İşinizle ortak paranız veya ortaklı kazançlarınız, ödeme, borç ve kredi konularında sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulacağınız bir haftadasınız. İletişim yönünden de ortak kararlar alabileceksiniz. Sizin veya ailede birisinin sağlık sorunu varsa, tedavi yöntemleriyle ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. Venüs geri hareketine devam ediyor, 29 Ocak'a kadar ilişki ve para temalarını tekrar gözden geçireceğiniz ve toparlayacağınız bir hafta sizi beklemektedir. Bu hafta içi geçerli olacak. Venüs Neptün 60'lık açısı. İlişkilerinizde maneviyatınızı ve anlayışınızı güçlendirecek, olumlu yönde etki edecek sevgili yengeçler. Hafta sonu iletişiminiz olumlu olacak. Kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz ve en önemlisi iyileştirici etkiler alacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili aslan ve yükselen aslan burcu. 2 Ocak'ta gerçekleşen Oğlak yeni ayı çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız günlük rutinleriniz ve sağlık konusuna size bir yenilenme enerjisi katacak. İş yerinizde yeni düzenlemeler, yenilikler, çalışma arkadaşlarınızla yeni bir düzen kurma adına sizi destekleyecek. Sağlık konusuna gelecek olursam yeni bir diyete başlayabilirsiniz veya yeni bir beslenme programına geçiş yapabilirsiniz. Sağlık konusunda bu haftayı lütfen değerlendirin. Günlük rutinleriniz konusuna gelecek olursam da sizi yoran, vaktinizi çok alan işleri eleyebilir ve minimum seviyeye nasıl düşebileceğiniz konusunda aklınıza yeni düşünceler gelebilir, yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Aynı günle Merkür kova burcuna geçiş yaptı. Merkür burada retro yapacağı için uzunca bir süre tam 10 Mart'a kadar kova burcunda ilerleyecek. Düşünceleriniz daha fazla ikili ilişkileriniz, veya varsa ortaklıklarınız üzerine yoğunlaşacak. İnsanlarla iletişim trafiğiniz artmaya başlayacak. Bu hafta ortaklaşa alınan kararlar size daha faydalı olacak. Lütfen karşılıklı iletişimde olun. İşbirlikleri ve sözleşmeler adına da harekete geçebilirsiniz. Hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Merkür 14 Ocak'ta geri hareketine başlayacak yani alınan kararların, Yeni koşul ve durumlara göre tekrar bir gözden geçirilmesi gerekebilir bu süreçte. Bu hafta için geçerli olacak güzel bir açımız var. O da Venüs Neptün 60'lık açısı. Sizin maddi konularda güzel fırsatlara ve olumlu gelişmelere işaret etmektedir. Hafta sonu iletişim kanallarınız açık, iyileştirici etkiler devrede olacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve yükselen Başak 2 Ocak'ta gerçekleşen Oğlak Yeni Ayı size aşk hayatınız, flört, çocuklarınız ve hobilerinizle ilgili güzel bir yenilenme enerjisi getirecek. Bu hafta bu konularla ilgili istikrarlı başlangıçlar yapabilirsiniz. Güzel haberler alabilirsiniz. Venüs hareketine devam ediyor. 29 Ocak'a kadar geri harekete devam edecek. İlişkilerinizde değer kavramı, neyi isteyip neyi istemediğiniz üzerine düşündüğünüz bir süreçte bu hafta İlişkilerinizde ılımlı etkiler hakim olacak sevgili Başaklar. Kendinizi ifade etme ve anlatmak için destekleniyorsunuz. Aynı gün 2 Ocak'ta Merkür de Kova burcuna geçiş yaptı. Merkür burada geri hareketine başlayacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Düşünceleriniz ve iletişiminiz daha fazla çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konularıyla ilgili olacak. Hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Merkür 14 Ocak'ta yılın ilk geri hareketine başlayacak. Yani alınan kararların yeni koşul ve durumlara göre tekrar bir gözden geçirmesi gerekebilir. Bu konularla daha fazla ilgileneceksiniz. Bu hafta içi geçerli olacak venüs Neptün 60'lık açısı ilişkilerinizde affetme ve karşılıklı anlayış ve empati duygularını yükseltecek. Hafta sonunda sorunlarınızı sorunlarınızı çözüm getirecek konuşmalar yapabilirsiniz ve güzel haberler alabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, 2 Ocak'ta gerçekleşen Oğlak Yeni ayı size ev, aile ve yuva konularında bir yenilenme enerjisi katacak. Bu hafta bu alanlarda ve maddi konularla ilgili sorunların yapıcı kesin çözümler bulabileceksiniz. Ailenizle bu hafta... Bu hafta boyunca sorun teşkil eden konularda bir uzlaşmaya varabilir. Finansal sorunlarınız için harekete geçebilirsiniz. Ve en önemlisi çözümler de bulabilirsiniz ve yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aynı gün 2 Ocak'ta Merkür de Kova burcuna geçiş yapmıştı. Merkür burada geri hareketine başlayacağı için uzunca bir süre tam 10 Mart'a kadar Kova burcuna ilerleyecek. Düşüncelerinizde ve iletişiminizde aşk hayatınız, çocuklarınız veya hobileriniz yapmak istedikleriniz üzerine yoğunlaşacak. İlişkilerinizde yeni kararlar alabilirsiniz veya bir yeteneğinizi daha çok sergilemek için cesaret bulacaksınız. Çocuklarınızın geleceğine bu süreçte daha fazla odaklanabilir. Yine onlarla daha keyifli vakit geçirmeye başlayabilirsiniz. Bu haftaya dönecek olursam bu hafta içi geçerli olacak Venüs Neptün 60'lık açısı ev ve yuvanızda karşılıklı empatiyi yükseltecek, sevgi dolu paylaşımları sağlayacak, daha bir huzurlu hissedeceksiniz sevgili teraziler. Hafta sonu ise güzel konuşmaların iyileştirici etkilerini görüyor olacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, 2 Ocak'ta gerçekleşen Oğlak yeni ayı yakın çevreniz, kardeş, akraba, yakın seyahatler, ticari girişimler, Sosyal medya, pazarlama konularında bu hafta yeni girişimler adına destekleniyor olacaksınız. İlişkilerle ilgili yepyeni başlangıçlar yapabileceksiniz aynı zamanda. Uzun vadeli, mantıklı kararlar da alacağınız için sözlü, yazılı işleriniz ve iletişim konularında başarılar elde edebileceğiniz bir haftadasınız. Yakın çevrenizle güzel paylaşımlar ve sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aynı gün Merkür de Kova burcuna geçiş yaptı 2 Ocak'ta. Merkür burada geri hareketini yapacağı için uzunca bir süre tam 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak ve ilerleyecek. Düşünceleriniz ev, aile ve yuva konularına daha fazla odaklanacak. Ailenizde iletişim trafiğiniz hızlanacak. Anne, babanızla, ebeveynlerinizle yani daha fazla ilgilenebilir. Ailenizle daha fazla meşgul olmaya başlayabilirsiniz. Evle ilgili yapılması gereken konular varsa kiralama işlemleri veya tadilat gibi bunlarla da ilgilenebilirsiniz. Bu hafta içi geçerli olacak. Venüs, Neptün 60'lık açısı sosyal çevrenizde sevgi ve empati yükseltecek. Bu yönde güzel etkiler sunacak. Gerek arkadaşlarınız gerekse ilişkilerinizde affetme ve barış rüzgarları esecek. Dargın olduğunuz birisiyle karşılıklı güzel bir konuşma yaparak küslüğü ortadan kaldırabilirsiniz ve sorunu çözebilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde iletişiminiz iyileştirici etkiler içinde barındıracak. Bu size iyi gelecek sevgili akrepler. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. 2 Ocak'ta gerçekleşen Oğlak yeni ayı parasal konularda kaynaklarınızı en olumlu kullanmak adına uzun vadeli yeni başlangıçları bu hafta yapmanız mümkün kılacak. Bu yönde kararlı bir şekilde yol alabileceksiniz. Maddi konularda yeni alacağınız kararlarda ve yapacağınız hamlelerde bu hafta destekleniyor olacaksınız. Aynı gün Merkür de Kova burcuna geçiş yaptı 2 Ocak'ta. Merkür burada geri hareketini yapacağı için yılın ilk hareketi geri hareketi olacak uzunca bir süre. 10 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Düşünceleriniz para ve paranızı nasıl daha fazla arttırabileceğiniz üzerine yoğunlaşacak. Geleceğe dair yenilikçi fikirlerle hareket etmeye başlayacaksınız ve isteyeceksiniz. Yakın çevrenizden de bu anlamda işbirlikleri ve destekler söz konusu olacaktır. Yazılı sözlü işler, başvurular ve sözleşmeler adına da destekleniyorsunuz. İlişkilerinizde ve para konularıyla Para konularında koşulları daha iyi nasıl daha iyi bir hale getirme üzerine konuşmalar ve fikir birlikleri yapacaksınız. Venüs geri hareketine devam ediyor. 29 Ocağı kadar devam edecek. O yüzden unutmayın. Koşulları uzun vadeli olarak düzenleme enerjisi içindesiniz. Parasal konularda bazı kısıtlamalar ay sonuna kadar devam edebilir. Bu hafta içi hafta içi günler geçerli olacak. Venüs Neptün 60'lık açısı aile ve yakın çevrenizden güzel destekler alacağınızı karşılıklı empati ve sevginin yükseleceğini anlatmakta. Hafta sonuna geldiğimizde kendinizi rahatça ifade edebileceksiniz. İyileştirici etkiler de evde olacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak. 2 Ocak'ta burcunuzda yılın ilk yeni ayı gerçekleşti ve bu hafta yeni ay enerjilerini deneyimleyeceğiz hep birlikte. <laughs> bu hafta hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilir ve bu yönde destekleniyor olacaksınız. Daha çok uzun vadeli düşündüğünüz, gelecek planları yaptığınız, hedeflerinize ulaşmak için değerlendirmeler içinde olduğunuz bu süreçte yeni ay enerjisiyle birlikte aşk hayatınızda ve çocuklarınızla ilgili de geleceğe yönelik yeni kararlar ve yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yine var olan hobinize, hobilerinize tekrar zaman ayırmaya karar verebilirsiniz. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Venüs geri hareketine 29 Ocağı kadar devam ediyor. O yüzden sıfırdan yeni bir ilişkiye başlamak için bu tarihe kadar beklemenizi tavsiye ederim. İlişkisi olanlar için de var olan sorunları çözmek için bu, değerlen, bu süreci değerlendirmenizi tavsiye ederim. Kariyerinizle ilgili de tekrar bir gözden geçirme ve beklentilerinizi yenilemek için değerlendirebilirsiniz. Aynı gün Merkür de Kova burcuna geçti 2 Ocak tarihinde. Merkür burada yılın ilk geri hareketine başlayacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar Kova burcunda kalacak. Dolayısıyla düşünceleriniz Para ve parayla ilgili konulara daha fazla odaklanacak. Sorunlara yeni çözümler bulabilir ve plan program yapabilirsiniz. Bu hafta içi geçerli olacak güzel bir açımız var. Venüs Neptün 60'lık açısı sizin yakın çevrenizle empatinin yükseleceğini, kendinizi daha rahat hissettirecek paylaşımlar yapabileceğinizi göstermekte. Hafta sonu Ailenizde güzel konuşmalar, iyileştirici etkiler içinde barındırıyor olacak. Gününüz güzel geçsin, haftanız güzel geçsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, 2 Ocak'ta gerçekleşen Oğlak yeni etkilerini bu hafta deneyimleyeceğiz. Son zamanlarda gözlemlediklerinizin sonucunda hayatınızın tüm alanlarında gerek ilişkileriniz, gerekse kariyerinizle ilgili yeni kararlar ve yeni başlangıçlar yapmak adına bu süreci kullanmak ve değerlendirmek isteyeceksiniz. Bu yönde de güzel destek alacağınızı göstermekte. Uzun vadeli düşünüyorsunuz ve buna göre de harekete geçeceksiniz ama Şubat ayı ile birlikte arkanızda destek rüzgarlarını daha fazla alacaksınız. O yüzden acele etmeyin. Biraz daha bu ayı gözlemlemek, kararlarınızı netleştirmek için değerlendirebilirsiniz. Zira zaten 14 Ocak'ta Merkür geri hareketine başlayacak. Yılın ilk Merkür geri hareketi olacak bu. Alınan kararlarda eksikler veya tekrar üzerinden geçirmesi gereken durumlar oluşabilir. Merkür de artık sizin burcunuza geçiş yaptı 2 Ocak'ta. Merkür burcunuzda retro yapacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar burcunuzda ilerleyecek. Kendinizi çok rahat ifade etmeye başlayacaksınız ve geleceğe yönelik önemli kararlar almak isteyeceksiniz. Daha çok ben ne istiyorum üzerine odaklanacağınız bir sürece giriş yaptınız. Bu hafta içi geçerli olacak güzel bir açımız var. O da Venüs Neptün 60'lık açısı. Maddi konularla ilgili sizi rahatlatacak gelişmeler sunabilir ama harcamalarınızı da arttırmamaya dikkat edin. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, 2 Ocak'ta gerçekleşen Oğlak yeni, yeni ayının etkilerini bu hafta yaşayacağız. Yeni aylar tohum atma zamanlarıdır ve bu yeni ay Uranüs'ten güzel bir açı aldığı için hızlı başlangıçları beraberinde getirecek. Hayalleriniz, gelecek projeleriniz, gelecek hedeflerinizle ilgili bu hafta yeni kararlar ve yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Ve destekleniyorsunuz bu yönde. Yine bu hafta sosyal çevreniz, ekip çalışmaları ve arkadaşlarınız daha fazla ön plana çıkacak ve onlardan güzel destekler alacaksınız. Bu size iyi gelecek. Aynı gün 2 Ocak'ta Merkür de Kova burcuna geçiş yapmıştı. Zihniniz ve iletişiminiz daha çok geleceğe dair. Hedef ve planlarınızda olmaya başladı. Merkür burada geri hareketini yapacağı için uzunca bir süre 10 Mart'a kadar Kova burcunda kalacak. Önümüzdeki haftadan itibaren daha fazla olup biteni gözlemlemenizi tavsiye ederim. Çünkü Merkür 14 Ocak'ta geri hareketine başlayacak. Bu hafta gölge günlerini yaşamaya başlıyoruz ve aldığınız kararlarda değişiklikler ve fikir değişimlerini yaşayabilirsiniz. Bu hafta için geçerli olacak Venüs Neptün 60'lık açısı size hayallerinizde destekleyecek kişi ve koşulları karşınıza çıkarabilir. Arkadaş ve sosyal çevrenizde karşılıklı empati ve anlayış duyguları yükselebilir. Bu güzel paylaşımlar size çok iyi gelecek ve sizi motive edecek. Hafta sonu geldiğimizde güzel konuşmalar, iyileştirici etkiler içinde barındırıyor olacak. Haftanız güzel geçsin.